I guess in my opinion there is no numbers. Ben sonuçta Beşiktaş'ın oyuncusuyum. Burada birinci, ikinci, üçüncü oyuncu diye bir şey yok ki. Hocamızın bize sık sık söylediği bir şey var. Burada her oyuncu değerli, her oyuncu bu takımın önemli bir parçası. Tabii ki medya taraftarlar bu tip sıralamalar yapabilirler. Bunlara da saygı duyuyorum. Ama burada birinci oyuncu şudur, ikinci oyuncu şudur diye bir durum yok. Ben nihayetinde bu takımın, bu kulübün oyuncusuyum ve bu kulübe hizmet etmekle mükellefim. If we win 8 games then we are champion. 8 maçı kazanırsak şampiyon oluruz. It's for sure one game we can't lose. And if we draw, I don't know what the outcomes will be, but for sure we don't need to lose that game because that's one of the most important games with our direct concurrents. Kesin olan bir şey var. Düğümü çözer mi, çözer mi, çözmez mi bilmiyorum ama kesinlikle kaybetmememiz gereken bir maç. Çünkü doğrudan bir rakibimizle oynayacağız. Kesinlikle orada kaybetmeden dönmemiz gerekiyor. One can decide the future up front. So but the intention is to stay here till the end of my contract. Tabii ki de ben burada uzun süreli bir kontrat yaptım Beşiktaş'a. İyi bir kontrat yaptım ve niyetim burada bu kontratı tamamlamak, en iyi şekilde hizmet edebilmek. Onun haricinde gelecek ne getirir onu bilmiyorum tabii ama niyetim kesinlikle burada kalmak. All things that can help win you win a game. And yeah, it was maybe better for everyone if there were less incidents, but this is also part of football. Bence çok abartmamak lazım. Çünkü iki tane büyük takım karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçları mutlaka kazanmak istiyor. Tansiyon çok yükseliyor, gerilim yükseliyor. Bazen provokasyonlar oluyor. Tabi bunlar olmasa daha iyi olur. Ama bunların bazıları da futbolun bir parçası. The opposite team I think do the same, so I don't know. Sağ dışında olanları bilemem ama sağ içinde bütün oyuncular tamamen maçı kazanmaya odaklanıyorlar. Rakibi alt etmeye odaklanıyorlar. Onun haricinde bir şey hissetmiyorum. And that's what we're gonna try to do. And we will see what the outcomes will be. Tabii ki de zor bir maç ama biz daha iyi bir takımız. İyi bir rakibe karşı oynayacağız ve ben inanıyorum ki orada kazanmak için şansımız yüksek. It's nothing what can I do about it? It's not up to me. Of course maybe if I played more games, play in a better shape, I would be in the national team, but this is the situation at the moment. So I stay here and train to get ready for the next game. Şu anda Hollanda milli takımında yeniden bir yapılanma var. Daha genç bir takım oluşuyor 2020 için, 2022 için. Ve burada seçimi yapan ben değilim. Yapacak bir şey yok. Belki daha iyi bir seviyede olsaydım seçilme şansım olurdu. Seçilmedim, buradayım. Durum bundan ibaret.